Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba. GB Motobike'ın katkılarıyla sunduğumuz ekipman rehberinin yeni bir bölümüyle sizle beraberiz. Bu bölümümüzde eldivenleri inceliyor olacağız. Sağdan sola doğru, size göre soldan sağa doğru tek tek eldivenlere bakacağız. Kısa eldivenlerimiz var, uzun eldivenlerimiz var, tekstiller var, deriler var, kışlıklar var ve pist için olan var. Hangi şartta nasıl bir eldiven alabilirsiniz, güvenlik konusunda nelere dikkat edebilirsiniz ve el ölçünüze nasıl bakabilirsiniz? Onunla ilgili konuşacağımız güzel bir bölüm olacak. Hiç bekletmeden bölüme geçiyoruz. Kanalın adı Motorcu Muhabbeti olduğuna göre ilk önce konuşmamız gereken şeyin güvenlik olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden sağdan sola doğru biraz gidelim. En sağda başladığımız eldiven tekstil, yazlık, şehir içi kullanımı için yapılmış bir eldiven. Üzerindeki güvenliklere bakarsanız sadece üst tarafında hafif bir ped, nakıl koruma dediğimiz, iç tarafta da aynı şekilde aynı hafif pedden bir dış kemik koruması, avuç içi kemik koruması mevcut. Şimdi neden avuç içi kemik korumaları bu kadar önemli bana kalırsa, hatta genel olarak psikolojik olarak bir yere çarptığınızda düşeceğiniz zaman vücut otomatik elleri açar. Gövdeyi korumak için. Bu durumda da ne olur eller açıkken? İlk darbe noktası genelde şöyle açıldığı için dış kemik noktalar olur. Bu noktada da dış elcik korumanın önemini size yeterince anlatabilir miyim? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Çoğu insan nakıl korumanın çok iyi olmasını ister ama asıl ilk impact noktasının iç tarafı olduğunu unutmayalım. Şimdi yazlık eldivenden sonra bir deri eldivenimiz var. Deri eldivende gördüğünüz gibi biraz daha kalın bir ped koruma var. Aynı şekilde nakıl koruma da mevcut. Bu noktada bu yazlık deri kısa eldivenimiz biraz daha darbeye dayanıklı. Ancak bu eldivenden buraya geçerken çok büyük bir fark göreceğiz biraz sonra. O da birden fazla kullanım şekli. Ped kullandığınız zaman ilk darbede o patlar ve dağılır. Diğer eldivenlerde de biraz daha sürtünmeye dayanıklıdır. Bu noktada soru şu. Eldivenler arası geçerken ne değişiyor? Bu eldivende ped varken burada artık slider'ımız var. Slider'ı iki şekilde görebiliyoruz. Plastik ve karbon slider'larımız var. Şimdi track use eldivenlerde piste çıkarabileceğiniz eldivenlerin fiyatları biraz yüksek oluyor ve birden fazla kez kullanmak istiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Piste düştüğünüz zaman herhangi bir darbede, ilk darbede en azından eldiven parçalanıp yeni bir eldivene mahkum kalmayın isteniyor. Bu noktada da biraz daha darbeye dayanıklı ürünler kullanılıyor. Yani sürtünmeden sonra tekrardan kalkıp yola devam edebiliyorsunuz. Ama bu tarz bir eldivende pedi bir kere patlattıktan sonra yola devam etmeniz pek de mümkün değil. En azından güvenlik bakımından mantıklı değil. Bu eldivenin aynı şekilde kış versiyonu da var. Kış versiyonuna geçtiğiniz zaman içine de astar eklenmiş oluyor. Ve bana kalırsa en güvenli eldiven şekli de bu oluyor. Yani hem nakıl koruması var, hem iç korumaları var. İç kemik ve dış kemik koruması var. Aynı zamanda içi de dolu pedlerle. Yani bir darbe durumunda hem korumalar hem de elinizden uzak olan asfalt sizi koruyacak duruma geliyor. Bir şey daha fark etmiş olmanız lazım. Bu tarafta kısa, bu tarafta uzun eldivenler var ki en büyük ayrım eldivenler arasında bu noktada oluyor. Yani kaza anında herhangi bir şekilde eliniz uzandığı zaman ceketle eldiven arasında boşluk istemiyorsanız uzun tip eldiven kullanmanız gerekiyor. Ben skuterimle iki sokak aşağıdaki kahveye gideyim diyorsanız o aradaki boşluk size ekstradan bir hava akışı sağlıyor. Ama biraz yüksek hızlara çıkacağım, biraz uzun yol yapma niyetim var diyorsanız da uzun bir eldiven kullanıp eldivenin cırtlarını ceketinizin üstüne kapamanız mantıklı bir hareket oluyor. Son olarak güvenlikte ne söyleyebiliriz? Tabii ki bir standarda sahip olması lazım eldivenlerin. Ama eldivenlerin üretiliş noktasına göre, menşeine göre standartları da değişiyor. Çoğu eldivenlerde CE standardını görüyoruz ama o CE standardı dünya genelinde bir standart olmadığı için yapıldığı ülkeyle alakalı oluyor. Ama en çok gördüğümüz standart EN13594 standardı oluyor. Bu sertifikayı bir eldivenin üstünde görüyorsanız bu eldiven motosiklet kullanımı için uygun bir eldiven oluyor. Güvenlik konusunu anlattığımıza göre biraz daha malzemeden konuşalım. İki ana tip malzememiz var. Tekstil ve deri. Şimdi hangisinin daha güvenli olduğu gerçekten tartışılı bir durumda. Çünkü kullanılan malzeme gerçekten önemli. Hava geçirgen tekstillerimiz var. Hava geçirmeyen tekstillerimiz var. Mesela burada gördüğümüz su geçirmeyen eldiven gibi hava geçiren derilerimiz var ve track use derilerimiz var. Şimdi burada en çok kullanılan terimlerden biri kanguru derisi. Avucun iç tarafında ve parmak kısımlarında kanguru derisi kullanmak ne anlama geliyor? Onu söyledikten sonra diğerlerini de kolay bir şekilde anlatabiliriz. Kanguru derisi en ince ve en dayanıklı deri olduğu için çoğu yüksek seviyedeki eldivenlerin içinde kullanılır. Gazı ve freni rahat hissedin, aynı şekilde ağırlık ve terleme minimum açıda yapsın diye. Onun dışında en çok duyduğumuz malzeme de Gore-Tex. Su geçirmeyen,
hava kaçıran bir malzeme. İçeriden dışarı havayı iter ama dışarıdan içeri su geçirmez anlamına geliyor. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. %100 su geçirmez eldiven ben şimdiye kadar kullanmadım. Bütün eldivenler 1-2 saat yağmurdan sonra içeri doğru su emmeye başlıyor. O yüzden elcik koruma olsun, iç eldiven ve dış eldiven olsun, bu tarz şeyler kullanılması uzun sürüşlerde kesinlikle öneriyorum. Veyahut da ekstra bir eldivenle yola çıkmayı herkese öneriyorum. Bu yüzden bir eldiven eğer gerçekten %100 su geçirmezse %100 hava geçirmez olması gerekiyor ve bu tarz bir eldiveni de kesinlikle kullanmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Güvenlikle malzemeyi konuştuğumuza göre üçüncü noktaya geçebiliriz. O da ölçü. Her eldivenin ölçüsü farklı. Hatta aynı markanın farklı modelleri bile farklı ölçülerle gelebiliyor. O yüzden elinizin ölçüsünün eldivene uyması çok önemli. Deride şöyle bir laf var. Deri açar. İtalyan açar. Bu ne anlama geliyor? Evet, deri tekstile göre biraz daha esniyebiliyor kullandıkça ama bu %5 ile %7 arasında gerçekleşiyor. Yani bir eldiven sizin bedeninizden bir küçük bedendeyse onun elinize uyması pek mümkün değil. Ama large normalde giyiyorsunuz. Tekrardan large giydiniz. Parmak uçlarınızdan hafif hissediyorsunuz baskı yaptığını. Evet, o oranda esneyecektir. El ölçüsü konusunda markaların farklı ölçü sistemleri var. Genelde yapılan ne? Elin iç tarafının en büyük noktası, avuç içinin en büyük noktasından bir ölçü alınır. Aynı şekilde avucun alt tarafından en uzun parmağa kadar bir ölçü alınır. Ve bunlarla karşılaştıracağınız veriler eldivenizin ölçüsünü belli eder. Son olarak size birkaç tane dipnot vermek istiyorum. Eldivenlerin bilek üstü kısımlarının bağlantıları genelde iki şekilde oluyor. Bir tanesi cırtlı oluyor, diğeri fermuarlı oluyor. Genelde cırtlı tarz eldivenler biraz daha güvenli oluyor. Neden? Çünkü o cırtları çektiğinizde cırtın bağlı olduğu nokta esnek bir malzemeden yapılıyor. O yüzden istediğiniz kadar sıkı cırtlayabiliyorsunuz ve bileğinizi sağlam bir şekilde tutuyor. Bunu da kesinlikle eldiven alırken test edin. Eldivenizi elinize giydikten sonra cırtını veya da fermuarını kapatın. En uzun parmağınızdan tutun ve eldiveni çekin. Eğer elinizden çıkıyorsa geçmiş olsun. O eldiven sizin elinize uygun değil veyahut da avucunuza uygun değil. Farklı bir eldiven deneyebilirsiniz. Çünkü kaza anında sürtünmede eğer elinizden çıkacaksa o eldiven sizin kazada bir işinize yaramayacak anlamına gelir. Artık güvenli bir eldiven nasıl seçeceğinizi biliyorsunuz. Unutmayın, ilk kontak noktası genelde eller oluyor. O yüzden elinize verdiğiniz değer kadar eldiveninize de değer vermeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Eldiven bakımıyla alakalı da ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü eldiven özellikle deri eldivenlerin ciddi bir bakıma ihtiyacı oluyor. Nemli bıraktığınızda farklı problemler yaşıyorsunuz. Güneşin altında bıraktığınızda farklı problemler yaşıyorsunuz. Terlediğinizde çok farklı problemler yaşıyorsunuz. Bunlarla alakalı da ekstra bir videomuz olacak. O yüzden ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, sevdiklerinize ve ekipmanlarınıza çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu Muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.